Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size bakın çok güzel bir model hazırladım. Modelim şu şekilde. Bakın yaprağı ve çiçeği birbirine o kadar çok güzel uyumlu bir model oldu ki ben çok beğendim arkadaşlar. Şu şekilde tutayım. Daha net gözüksün. Şöyle arkadaşlar bakın yaprağı daha net görmeniz için şöyle sallantılı halini de göstereyim. Bazen ara ara bu yaprağı kullanıyorum. Ama bu çiçeğe çok güzel yakıştı. Çok uyumlu oldu. Bakın arkadaşlar. Mesela buradaki çiçeğimin şöyle kenarındaki uyum bu şekilde de buradaki iki uyum birbirine o yüzden çok benziyor diye düşündüm böyle sarı ve mor orkide mor çiçek açmış orkide ismini bu şekilde koydum bazı arkadaşlar menekşe diye söylüyor menekşe orkide siz aslında nasıl isimlendirirseniz arasıyu olarak da bu şekilde hafif bir arasıyu tuttum evet modelim bu arkadaşlar şimdi modelimin anlatım kısmına geçelim. Evet ilk önce papatyamızı yaparak başlayacağız. Bakın bu orta kısmına ben sihirli halka kullanıyorum. Çoktandır ee, serum halka işlemini bıraktım. Kullanma işlemini arkadaşlar onun yerine böyle sihirli halka kullanıyorum. Serum halka ile yapılacak tüm işlemlerimi sihirli halka ile yapıyorum. Şöyle parmağımıza ipimizi doladık. Bakın sihirli halka nasıl yapılır. Şöyle parmağımdan gelen ipi bu şekilde tutmuş olduğum ipin ucunun üzerine koyuyorum. Hemen orta kısmından giriyorum. Şöyle bakın. İki taraf üstte bir taraf aşağıda gelecek şekilde bir halka oluşturdum ve üzerine üç tane zincir çekiyorum. İki defa tığımı doladım ve yuvanın içine giriyorum. Bakın bu şekilde yuvanın içine girdim. Şöyle 2 2 ve iki. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine girdim. Şöyle 2 2 ve 2. Bu şekilde 5 tane trabzan yapacağım. Tabii çekmiş olduğum zincirle beraber 5 trabzanım olacak. Şöyle 2 ve 2. 4 oldu. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 2 ve 2 öyle arkadaşlar bakın 5. trabzanı yaptım ve 3 zincir çekiyorum kapatıyorum buraya bir tanesini oluşturduk papatyamın aynı serum halkasında ne yapıyorsak Bakın bu halkanın içine de aynı işlemi uyguluyorum serum halkasında ya dek geliyor arkadaşlar ya da dar geliyor küçük halka büyük halka orta halka derken hangisine yapacağımızı şaşırıyoruz ama sihirli halkada öyle bir sıkıntı yok. Şöyle ister orta yapıyoruz. Halkanın ipin genişliğine, papatyanın genişliğine göre ister küçük ister büyük. Yani seçeneğini kendimiz ve çiçeğimizin yaptığımız işlem belirliyor. Evet, iki defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2 alarak bakın bu şekilde zincirle beraber 5 tane trabzan yaptım 1 2 ve sıkı sıkı ama yoksa arkadaşlar yapışmıyor kenarında ayrık gibi duruyor kapattım 1 2 3 bu sihirli halka işlemi de yaptıkça eliniz alışacak Hani e, sihirli halka hazır hemen mi kolay geliyor diyen arkadaşlar alışınca bu hepsinden daha kolay geliyor bu şekilde hem serum halka masrafından kurtarıyor sizleri. Yeter ki arkadaşlar yaptıkça eliniz alsın. İki defa tığımı doladım. Yuvarının içine giriyorum iki, iki ve iki. Beş tane bu şekilde trabzanı yaptım. Bir, iki ve üç. Hemen halkamın içine girip sabit. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar yaptığımız işimiz bu şekilde oluyor. Şöyle 5 tane yapacağım aynı işlemi. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Yuvaya girdim. 2 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 2 2 ve 2. 3 oldu. 2 defa tığımı doluyorum. 2 2 ve 2. Tekrar 2 defa dolayıp 5. tırabzanı da aynı şekilde 2 2 alarak 3 seferde bu şekilde. Son olarak sıkı sıkı 3 zincirimi çektim. Hemen yuvamın da içine giriyorum. Şöyle kapattım. Evet dördüncüyü de yaptık. V için 3 zincirimi çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine girdim. 2 Şöyle 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. 3 sefer alacağım yine ama sıkı sıkı alıyorum. Hem trabzanlarım kalın olsun hem de fazla uzun bir yapraklı trabzanlarım olmasın diye şöyle aldığım ilmeği 2 2 2 alarak dibinden almaya gayret ediyorum. Evet arkadaşlar sonuncu ve beşinci yaprağı da bu şekilde yapıyoruz. 5 tane trabzanımız oldu hemen 3 zincirimi çekip şöyle bu halkamın içine kapattım bakın bir tane de zincir çektim bu şekilde şimdi arkadaşlar bakın şu ipimizi ayarlayacağız şöyle parmağımdaki ipi bir çıkarıp şöyle rahat bir göstermek istiyorum sizlere Evet şimdi bu halkası şekilde. Hatta şunu da koparalım. Şöyle hiçbir şey engel olmasın bize. Bu ipimi şöyle çıkardım arkadaşlar kameranın ışığı. Bakın bu bunun bir işlevi yok. Bırakmış olduğumuz ip. Bu sihirli halkamızın ipi. Bu bizim halkamızın boyutunu belirleyecek. Bakın buradan tutup daraltacağız şöyle çekiyorum bakın bir bir üstüne de çıkarmıyorum şöyle bol da bırakmıyorum elimle şöyle çekip halkamın ebatını oluşturuyorum bakın çok güzel oluştu şimdi bunları ister bu koparmış olduğumuz ipi arkadaşlar sadece ister bu halkanın şeyin trabzanın içinden geçirip böyle alabilirsiniz isterseniz yakın şöyle sakızlı yakınca zaten bu şey yapmıyor, ayrılmıyor. Çektiğimiz için, oturturduğumuz için. Bakın birazcık sakızlı yaktım. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bakın bu kadar çık. Serum halkaya, hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Şöyle sarıyı da getireyim yanına. Daha önce sizler için hazırladım. Evet, papatyalarımız hazır. Uzun uzun tane tane güzel güzel anlattım inşallah anlaşıldı arkadaşlar. Şimdi kenarın beyaz kısmını yapmaya geldi sıra. Evet arkadaşlar şöyle sarının kenarını yaptım şimdi. Moru beraber yapacağız bakın. Şöyle düz yüzü bize bakacak. Şöyle tersini çeviriyorum. Bu yakmış olduğumuz yeri orta kısma getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Hemen buradan ortadan ters tarafındayız bakın papatyamızın ters yüzü burası. Buraya ara kısma iki papatyanın arasına sık iğne yaparak ipimi tutturdum. 10 zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Hemen ortadan girip şöyle iki papatyanın arasına bu 10 zincirimi sık iğne ile sabitleyip buraya bir tane 10 zincirden bir yuva oluşturdum. Aynı şekilde yine 10 zincir. 6 7 8 9 ve 10 hemen buraya yuvanın içine sık iğne ile sabitledim iki tane böyle yuva oluşturduk on zincirle iki tane zincir çekerek düz tarafına döndüm bir defa tığımı doladım yapmış olduğumuz yuvanın içine giriyorum 2 ve 2 bir defa tığımı doladım şöyle 2 ve 2 3 15 tane buraya trabzan yapacağım. İkişer ikişer böyle alarak 4 5 6 7 8 9 10 şöyle 11 12 13 şimdi arkadaşlar bakın şu şekil olacak yapmış olduğumuz şöyle papatyanın yaprağını kavrayacak şekilde bakın burası önde şöyle üzerine kenar kısmına gelecek şimdi 15. trabzanımız iki zincir çekiyorum yuvaya sık iğne ile sabitleyip şöyle meyil kısmını veriyorum bakın iki tane zincir çekiyorum buralardan da dallardan tutturacağız bu iki zincirin arasında buraya da minik bir iki zincirli yuva oluşturdum tekrar iki zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım şimdi buradan 10 tane trabzan yapacağız aynı şekilde 2 3 4 5 6 7 şöyle 8 9 10 Evet şimdi arkadaşlar bakın 10. trabzanımızı da yapıyoruz. Bu 10. mızı buradan yapmış olduğumuz bakın bu kenar kısımda 5 tane trabzan sayıp bunu buraya tutturacağım. Şimdi sayalım. Şöyle kenar kısmından. Bunu full yaptık. Bakın hiçbir şey yok. Buranın ters kısmı. Ben de şöyle tersler birbirine yapışacak. Ve 5 tane trabzan sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle 5 trabzanın tepe kısmında Ben bu şekilde sabitledim. Siz ipi çıkarıp ilmeği çıkarıp da sabitleyebilirsiniz. Bakın 5. trabzana bu şekilde sabitledim hemen bir defa tığımı doluyorum geriye kalan buraya 5 trabzanı da yapıp burayı bitireceğim 15'e tamamlayacağım Bakın şöyle 2 3 4 ve 2 zincir çekerek 5. trabzanımı yapıyorum 2 zincir aynı yuvanın içine bu şekilde bakın sabitledim şöyle bir zincirde çekerek ipimi koparıyorum. Şöyle göstereyim bakın. Beşer trabzanlı kısmından bunları birbirine tutturdum. Evet şimdi ipimizi yakalım ve çimenini yaprağını dalının yapım kısmına geçelim. İlk önce bu şekilde kenar tığlama işlemlerini yapıyoruz. 696 nolu videomdan kenar tığlama işlemlerinin tüm püf noktalarını öğrenebilirsiniz arkadaşlar şöyle tığ içine sık iğne ile sabitledim bakın iç çiçeğimin arasına bu şekilde 7 tane ara suyu mesafesi bıraktım şimdi tığ içine girdik ve buraya iki tane zincir çekerek başlıyorum bir defa doladım 2 ve 2 2 zincir kapattım burayı. boş bir üçgen trabzan yaptım iki zincirimi çekiyorum şöyle 2 ve 2 alarak bir trabzan yaptım 10 tane zincir 5 6 7 8 10 çeviriyorum şöyle boş olan trabzanın tepe noktasına girip kapattım şöyle 3 tane zincir çekiyorum ters tarafındayız 3 zincirle düz tarafına döndük. 3 zincirin üzerine 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 ve 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Şöyle bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2 olarak bir trabzan yaptım. Bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2. 3 oldu. Toplamda buraya 7 tane bu şekilde trabzan yapacağız. 4 5 6 ve 7 3 zincirimle beraber 7 tane bu şekilde bakın trabzanım hazır. Hemen bu 10 zincir ana yuvaya girip sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. 8 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 ve 8 8 zincirimi çektim bakın rahat gireyim diye bu şekilde buraya şöyle 3 zincir çektim ki şu iki zincir çok aşağı dönük oluyor arkadaşlar o yüzden 4 çektim şimdi iki zincir çekiyorum düz tarafına döndüm hemen yapmış oldum bu orkide çiçeğimi alıyorum şöyle ters tarafından monte edeceğiz arkadaşlar tersi bize bakacak biz de dördüncü trabzanın içine şu iki zincirle tam orta kısmından sayalım 1 2 3 ve 4 bakın dördüncünün şöyle ara kısmından girip buraya çiçeğimi sabitledim hemen yine iki zincir çekiyorum bu sabitlediğim noktadan şöyle düz tarafına çevirdim bu 8 zincirli yuvaya kapattım. Hem tomurcuğumu buraya yaptım ucuna hem de çiçeğimi montelemiş oldum. Bu geri kalan kısma 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet bak. Orki çiçeğimdeki kat yaprağında iki kat birbirine çok uyumlu bir yaprak muhakkak denersiniz arkadaşlar tavsiye ederim bu yaprakla deneyin şöyle kolay zorluğu da yok 7 tane zincir çekiyorum dal yapıyorum 7 zincirden 7 zincirimi çektim şimdi bu ortada yani iki zincirden böyle yuva yapmıştık ya buraya dalımı girdim iki zincirin arasına bu şekilde kapattım. Şöyle ters tarafından Şöyle düz tarafına dönüp bu 7 zincirin içine sık iğne yapıyorum. 1 2 Bu şekilde dal oluşturuyorum. Sık iğne yaparak. 3 4 5 6 ve 7 alırsa 8 yapalım. Şöyle 9 sık iğnemizi de bu şekilde kapatalım. Evet ilk çiçeğimizin dalını yaptık. İlk çiçeğimizi tutturduk. Yine 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen yine arkadaşlar bakın orta kısmından şöyle tutturacağım. Dalımızı çiçeğimizi şu iki zinciri aralayıp minik iki zincirin içine giriyorum şöyle bir zincirle dönüşme yapıyorum yine aynı şekilde demin dalı nasıl sık iğne ile doldurduysak yine 8 tane sık iğne yapalım eşit olsun dallarımız 5 6 7 8 şöyle Bismillahirrahmanirrahim çok güzel olunca nazar değiyor kendime <laughs> herhalde arkadaş. Evet. Bu şekilde sık iğne ile bakın saat dedik. Şöyle çiçeklerimizin üçlerini tutturduk. Şimdi yaprakla şu uçtan da tutturacağım. Evet, yaprak yapımı için 3 zincirimi çekiyorum. Şöyle 3 zincirle başladım. İki defa tığımı doladım. Bu 10 zincirli ana yuvaya 2 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Evet 3 zincir çekerek bir defa tığımı doluyorum. Şöyle görmeniz için tutayım. Şöyle 2 ve 2. 7 tane ikili tırabzan yapacağız buraya. Şöyle 2 ve 2 3. Şöyle 4 5 6. Zincirle beraber 7 olacak arkadaşlar. 3 zincirle başlamıştım onunla beraber 7 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu 7 trabzanı da ana yuvaya kapatıyorum sık iğne ile sabitliyorum bakın bu şekilde oldu şimdi üzerine 8 zincir 4 5 6 7 8 ikinci kat kısmını yapacağız şöyle bakın 3 zincirle çektim ki rahat girebileyim diye şöyle tepe noktasına olan çözünürlük bozulmasın. Evet arkadaşlar. iki zincirimi çekiyorum. Ters kısmındayız zaten. Bakın bu dalın yanından hemen beyaza doğru 4 trabzan sayacağım. 1, 2, 3 ve 4. Bakın 4 ile 5'in arasındaki trabzandan girip şöyle bu kirpiğimi yapacağım. 1, 2 zincir. Hem de çiçeğimi tutturuyorum. Hem kirpiğimi yapıyorum. Şöyle düz tarafına şöyle çevirelim arkadaşlar döndüğü için. Evet bakın bu şekilde. Hemen kapatıyorum 8 zincirli yuvanın içine. Geri kalan bu kısma 8 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 2 3 4 5 6 7 ve 8 bakın bu kadar. Şimdi arkadaşlar 8 tane sık iğnemizi yaptık. Bir de 9. şöyle ana yuvada yapacağız ki şöyle bakın 10 zincirli ana yuvamızda yapıp sonra bitireceğiz. Bu kısım çok güzel duruyor. Bakın son bu sık iğneli kısmı yaprağa can katıyor diye düşünüyorum. Evet 2 zincirimi çektim. Şimdi bunu aşağıdaki tığ battı yuvamıza kapatıp ara suyu mesafesini başlayacağız yapmaya. Evet, çiçekli işimiz bitti. Şöyle bir bakıtayım arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Şöyle bir görün. Evet, çok tatlı oldu. Hemen şu ara suyunu da göstereyim arkadaşlar. Rahat bir şekilde bakalım. Şimdi ara suyu için iki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2. Trabzanımı yaptım. 4 zincir. Hemen trabzan ama bu şekilde kapattım bir tane tomurcuk oluşturdum. İki zincirimi çekiyorum, kapatıyorum buraya. İki zincir, bir defa doladım, yuvaya giriyorum iki ve iki. Dört zincir kapattım. İki zincir çekiyorum. Yuvaya girdim, kapattım. Bu şekilde minik minik arkadaşlar böyle kirpikli üçgen ara suları yapıyoruz 1 2 3 4 zincir kapatıyorum 1 2 zincir hemen tığ battıya kapattım 2 zincir çektim bir defa doladım hemen bir sonraki tığ battı 2 2 alarak trabzan yaptım 4 zincir kapattım 2 zincir çekiyorum ve yandaki tığ battıya kapattım Evet arkadaşlar şimdi bakın anlaşıldı bu hemen ben bir üç tane daha yapıp şöyle geleyim Evet arkadaşlar bakın çok güzel oldu gerçekten yaptığımız en güzel modellerden bir tanesi olduğu şöyle duruşu gerçek bir orkide gibi arkadaşlar yapılışı da zahmetli değil ilk önce şu çiçekleri sarı ve pembeyi böyle beyazla birleştirip sonra çimenlerini yaparsanız bakın arkadaşlar şöyle yakın plan tutuyum çok hoş çok güzel oldu gerçekten yapılası yapılmaya değer bir modellerden bir tanesi oldu şöyle çeyizleriniz şenlenecek arkadaşlar bakın çok tatlı oldu isterseniz hatta mevlit örtülerinde bile bu şekilde kullanabilirsiniz şöyle Sizler de arkadaşlar emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Videolarımın devamı için, kanalımın devamı için beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız şimdiden hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Şöyle hoşçakalın.